Yatay piyasa koşulları. Belki de yatırımcıların en çok hoşlanmadığı, karşılaşmak istemedikleri piyasa türüdür. Çünkü yatay piyasalarda ister alım yapıyor olun, isterse açığa satış, bu tür piyasalar size çok fazla kar elde edebilme fırsatı tanımaz. Fakat opsiyonlar bu noktada bir istisna teşkil ediyor. Çünkü opsiyonlarla yatay piyasa beklentisini de yatırıma dönüştürebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hatırlarsanız bir önceki videomuzda opsiyonlarla oynaklığa nasıl yatırım yapabileceğimizi ele almıştık. Aslında yatay piyasa koşulunu da oynak bir piyasanın karşıtı gibi düşünecek olursak, oynaklığa yatırım stratejilerinde yaptıklarımızın tam tersini yaptığımızda aslında yatay bir piyasa beklentisine yatırım yapmış oluruz. Peki yatay bir piyasada nasıl kar elde edebiliyoruz? Yatay piyasa stratejilerimizin birazdan da göreceğiniz üzere temel iskeletini kısa pozisyonlar oluşturuyor ve bildiğiniz gibi opsiyonlarda kısa pozisyondaysanız eğer opsiyonun örtük oynaklığındaki düşüş ve zaman değeri aşınması opsiyonda kısa pozisyon alanın lehine işliyor. Dolayısıyla yatay piyasalarda uyguladığımız opsiyon stratejilerini vade süresince örtük oynaklıktaki olası düşüş ve zaman değeri aşınması diğer parametreler sabitken destekleyecektir. Peki bu stratejileri nasıl uygulayabiliriz? Riskleri, getirisi nelerdir? Şimdi bunları göreceğiz. 4 farklı opsiyon stratejisini ele alacağız yine. Ve en çok kullanılan opsiyon stratejileri diyebilirim bu stratejiler için yatay piyasalarda. Elbette opsiyon stratejileriyle biliyorsunuz türetebilmenin sınırı yok. Dolayısıyla sizler de yatay piyasalarda uygulayabileceğiniz farklı stratejiler kullanabilir ya da türetebilirsiniz. Evet, ilk stratejimizle başlıyoruz. İlk stratejimiz kısa pergel stratejisi. Hatırlarsanız oynaklığa yatırım yaptığımız stratejide ise uzun pergel stratejisini uygulamıştık. Uzun pergelde ne yapmıştık? Başa baş bir alım opsiyonu, bir de satım opsiyonu almıştık. Bu stratejide ise onun tam tersini yapıyoruz. Yani başa baş bir alım opsiyonu ve başa baş bir satım opsiyonunu aynı anda satıyoruz ve karşılığında prim alıyoruz. Yine dayanak varlığımız ons altın ve ons altının da spot fiyatını 2000 dolar kabul ettik. Dolayısıyla 2000 dolar kullanım fiyatlı alım ve satım opsiyonları da başa baş opsiyonlar oluyor. Peki neden başa baş opsiyon sattık? Başa baş olmayan bir opsiyon satsaydık yine yatay piyasa beklentisine yatırım yapmış olur muyduk? Evet olurduk. Ama burada başa baş opsiyonları tercih etmemizin bir sebebi var. Çünkü herhangi bir opsiyon diğer parametreler sabitken en yüksek zaman değerine başa baş seviyesinde ulaşır. Dolayısıyla bu stratejide aldığımız prim de maksimum seviyede olacaktır ve bu stratejiyi uyguladığımızda görece yüksek bir prim alarak pozisyona başlıyoruz. Yükümlülük tarafında bizi sınırsız bir yükümlülük bekliyor. Fakat dikkat ederseniz opsiyonları 50 dolar primle sattığımızı varsaydık. Dolayısıyla bir alım opsiyonundan bir de satım opsiyonundan 50 dolar prim aldık ve pozisyona 100 dolar prim alarak başladık. Bu da şu demek oluyor. Ons altın vade sonunda 1900 dolarla 2100 dolar arasında fiyatlanırsa biz her halükarda pozisyonumuzu karda tamamlayacağız. Opsiyonların kullanım fiyatı seviyesinde, yani ons altın vade sonunda 2000 dolardan fiyatlanırsa bu durumda biz sattığımız iki opsiyona da herhangi bir uzlaşı ödemesi yapmak durumunda kalmayacağımız için iki opsiyondan da aldığımız 50 dolarlık prim cebimize kalacak. Dolayısıyla 100 dolarlık bir kar elde etmiş olacağız. Ve yine grafikten de göreceğiniz üzere pozisyonumuzu artı eksi 100, yani 200 dolarlık bir fiyat bandında pozisyonumuzu karda tamamlayacağız. Şimdi bu stratejimizi biraz farklılaştıralım. Kısa kelebek stratejimize geçiyoruz. Bu stratejimizde de yine bir önceki stratejimizde olduğu gibi bir başa baş alım opsiyonu, bir de başa baş satım opsiyonunu aynı anda satıyoruz. Fakat bunu yaptıktan sonra yükümlülük tarafında riskimize bir noktada limit koymak için zararda, yani para dışı bir alım opsiyonu ve para dışı bir satım opsiyonu da aynı anda satın alıyoruz. Örneğimizde gördüğünüz gibi bu opsiyonların kullanım fiyatları da 2100 dolar ve 1900 dolar. O opsiyonları alırken 40 dolarda prim ödediğimizi düşünelim. Bu durumda almış olduğumuz net prim 60 dolara indi. Dolayısıyla artık maksimum kar seviyemizde 60 dolara inmiş oldu. Ve dikkat ederseniz kar aralığımız da biraz daha daraldı. Yani bu şu anlama geliyor.
bir önceki stratejiye göre artık daha yatay bir piyasaya ihtiyacımız var. Yani daha düşük oynaklığın olduğu bir piyasaya ihtiyacımız var. Ama bunun karşılığında da ne yapmış olduk opsiyon olarak? Yükümlülüğümüze bir noktada dur demiş olduk. Nasıl yaptık bunu? Çünkü belirli seviyelerden opsiyon aldık. Dolayısıyla artık fiyatlar 2100 doların üzerine çıkarsa ya da 1900 doların aşağısına düşerse böyle bir olasılık karşısında artık biz de satın aldığımız opsiyonlardan prim almaya başlayacağız ve oradan aldığımız primler karşı tarafa ödeyeceğimiz primleri hedge etmiş olacak. Evet, bir sonraki stratejimize geçiyoruz. Bu stratejimizde de yine ilk stratejimizde olduğu gibi bir alım opsiyonu bir de satım opsiyonunu aynı anda satıyoruz. Peki ilk stratejimizden bunun farkını? Bu stratejimizde sattığımız opsiyonlar zararda, yani para dışı opsiyonlar oluyor. Peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Bunu yaptığımızda bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Şimdi zararda opsiyon sattığımız için aldığımız toplam prim ilk stratejiye göre daha düşük olacak. Fakat ilk stratejimizde, yani kısa pergel stratejisinde, hatırlarsanız bir adet alım opsiyonu, başa baş alım opsiyonu, bir adet de başa baş satım opsiyonu satmıştık. Bu stratejimizde ise yine aynısını yapıyoruz. Yani bir alım opsiyonu, bir de satım opsiyonu satıyoruz aynı anda. Fakat birinci stratejiden farkı, bu opsiyonlar bu defa para dışı, yani zararda opsiyonlar oluyor. Dolayısıyla bu stratejide, yani kısa çanak stratejisinde aldığımız toplam prim, kısa pergel stratejisinde aldığımız toplam prime göre daha düşük oluyor. Peki neden bunu uyguluyoruz? Bunun cevabı aslında grafikte saklı. Dikkat edeceğiniz üzere burada da yatay piyasa beklentisine yatırım yaptık. Fakat bu defa daha geniş bir skalada fiyatlar hareket etse bile bu pozisyonumuzu kârda bitirebileceğiz. Bu da şu anlama geliyor: matematiksel olarak bu stratejinin vade sonunda kârda bitme olasılığı kısa pergel stratejisine göre daha yüksek, beklentimizden tamamen bağımsız olarak. Peki hem bu stratejiyi uygulayalım, yani daha geniş bir fiyat aralığında pozisyonumuzu kârda bitirebilelim, yani daha yüksek bir olasılığa yatırım yapmış olalım, hem de yükümlülük tarafında kendimizi sınırlandıralım. Bunun bir yolu var mı? Evet, var. Onun için kısa akbaba stratejimize bakalım şimdi de. Bu stratejide bir önceki stratejide uyguladığımız adımların önce aynısını uyguluyoruz. Yani para dışı bir alım opsiyonu ve satım opsiyonunu aynı anda satıyoruz. Yine aynı anda sattığımız opsiyonlara göre daha zararda bir alım opsiyonu ve daha zararda bir satım opsiyonunu da satın alarak riskimizi bir yerde sınırlandırmış oluyoruz. Dolayısıyla daha geniş bir fiyat aralığında pozisyonumuzu kârda bitireceğiz. Fakat pozisyonumuz bir şekilde zarara giderse yükümlülüğümüz sınırsızken onu da aldığımız zararda opsiyonlarla bir noktada sınırlandırmış olacağız. Evet, yükselen, düşen, oynak ve derken yatay bir piyasa beklentisinde de opsiyonlarla neler yapabileceğimizi görmüş olduk. Zaten takdir edersiniz ki bu 4 piyasa koşulundan başka bir koşulla piyasalarda karşılaşmıyoruz. Bu da şu demek oluyor aslında: opsiyon piyasasının bu kendine özgü yapısı, ya da daha teknik tabirle konuşacak olursak opsiyonların deltalarının birden farklı oluşu, bize çok farklı yatırım stratejilerini çok farklı piyasa beklentilerinde hayata geçirebilme imkanı tanıyor. Elbette bu imkan korunma işlemlerinde de bize çok büyük bir zenginlik sunuyor. Yani opsiyonlarla hedging yapmak istiyorsanız, korunma işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız yine çok farklı maliyetlerle, tıpkı belirli bir prim karşılığında arabanızı sigortalatmanız gibi, opsiyon piyasasında da belirli bir prim ödeyerek piyasalardaki fiziki pozisyonlarınızı da korunma altına alabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.